Arkadaşlar selamlar. Yeni reklam hesabı analiz videoma hoş geldiniz. Bu videoda Salih Bey'in reklam hesabını 15 dakikada analiz edip problemlerini tespit edip daha iyi performansı nasıl alabiliriz'in üzerinden geçeceğiz. Ee, önce hesaba bakacağız birlikte ardından da nelerin düzeltilebileceğini konuşacağız. Muhakkak ki siz de bu videodan yararlanıp faydalanıp siz de bu tavsiyeleri kendiniz de uygulayabilirsiniz. Salih Bey hoş geldiniz öncelikle. Merhabalar, hoş bulduk. Yayınıma katıldığınız için teşekkürler. Sizden kısaca ne yaptığınızı anlatmanızı istiyorum. Ne satıyorsunuz? Ne kadar süredir satıyorsunuz? Ne kadar süredir reklam veriyorsunuz? Biz kadın giyim kategorisindeyiz. Önceden pazar yerinde satış yapıyorduk ama artık bu yılla beraber kendi reklamlarımızı siteye yönlendiriyoruz. 15 Ocak'tan beridir reklam vermeye başladık. Hı hı. Şimdi Genel paz olarak... Pazar yerinden buraya geçiş kararı aslında enteresan bir karar çünkü bildiğim birçok marka pazar yerinden memnun değil, mutlu değil. Ben de eski bir Amazon satış satıcısıyım, pazar yeri satıcısıydım. Ben de pazar yerinden mutsuzluğum dolayısıyla bu taraflara geçtim. Sizin bir nedeniniz var mı burada arkadaşlara da faydalı ol olabilir bunu öğrenmek? Aslında pazar yerinde mutluyuz. Biz pazar yerinde yüksek cirolarımız da var ama bu tarafta da olmamız gerektiği için artık buraya da biraz ağırlık veriyoruz. Evet, burada şimdi şu güzel, aslında pazar yerleri tabii ki de sizin için bir vitrin fakat siteden satışta kontrolün sizde olduğu ve bütün kararları kendinizin aldığı, trafiği özellikle kendinizin yönetebildiği bir yer. Bu özgürlük bazıları için zor gelebiliyor. Çünkü her şeyi siz yönetmek, trafiği özellikle siz yönetmek durumundasınız. Özellikle trafikte paralı kaynaklardan geliyorsa reklam tarafını yönetmek bazen baş yaratabiliyor. Fakat bu özgürlük aslında pazar yerlerini bıraktıracak kadar güzel ve tatlı bir özgürlük. Size baktığımda da aslında kısa süredir reklam veriyorsunuz. Çok uzun süredir değil ve rekabetçi bir sektördesiniz. Ama tabi ROAS her şeyin ...göstergesi değildir. Baktığımda fakat güzel satışlarınız ve ruhaslarınız var. Şimdi kısaca bir bakalım ne yaptığınıza. Akabinde de ben size problemlerinizin ne olduğunu... ...ya da neyi geliştirmek istediğinizi soracağım. Ve oradan da nasıl iyileştirebilirizi... ...bulmaya çalışacağız beraber. Şimdi bu kurgu gayet güzel bir kurgu. Arkadaşlarıma da önerdiğim bir kurgu. Daha önceki videolarımda da bu tarz bir kurguyu öneriyorum. Neyi öneriyorum bir dönüşüm kampanyası, etkileşim kampanyamız burada, Instagram profil ziyareti ve bir tane de reklam, ee, bir tane de yeniden pazarlama. Bu Facebook'un bize önerdiği kurgu, sadeleştirilmiş ve basit bir kurgu. Herkese böyle bir kurguyu öneriyorum. Şimdi içlerine bakacağız ne yaptığınıza. Beni daha çok ilgilendiren tabii ki dönüşüm kampanyası. Şimdi dönüşüm kampanyasında yine benim de bahsettiğim çoğunlukla bahsettiğim üzere muhtemelen hedef kitle testi yok değil mi burada? Hepsinde hedef kitle aynı. Hepsinde hedef kitle aynı. Evet. Siz burada farklı kreatifleri test etmişsiniz. Doğru. Gayet güzel. Olması gereken bu. Ne olurdu hedef kitle test etseydiniz? Zara Payet Reels'ı bu kreatifinizin adı. Bir hedef kitle kullanıyorsunuz. Peki 3 farklı hedef kitle olsaydı ne olacaktı burada? Bütçeyi ya 3'e bölecektiniz 80-80 ya da 3 katı bütçe harcayacaktınız. Fakat böyle yaptığınızda ne oldu? Bütçeyi tek sette topladınız ve reklam optimizasyonuna, Facebook'un makine öğrenmesine, machine learning'ine daha çok yardımcı olmuş oldunuz. Baktığınızda da zaten burada güzel bir ruhası var. Fakat yine eski videolarımda da bahsettiğim üzere bütçe konusunda değil mi biraz bir mi var Salih Bey. Aslında tedirginliğim yok. Benim bir hafta öncesine kadar bu en baştaki tekli görsel Zara Payet var. Hı -hı. Bir tane de yanlışlıkla sildiğim bir tane reklamım vardı. O Hı -hı. ikisinin bütçesi üzerinden ilerleyip öğrenmeye çalışıyordum. Öğrendikçe alttakileri açmaya başladım. Siz daha öğrenme sürecindesiniz fakat öğrenmiş evet. bir reklamcı kadar da iyi bir sistem kurmuşsunuz kendinize. Bence gayet güzel burası. Sadece yapmanız gerekenler şunlar. Karlı olduğunuz nokta 4-15 ROAS ya da 270 sonuç başına alışveriş başına ücrette ben hedef karlılığıma ulaştıysam örnek veriyorum benim hedef karlılığım %30. %30 hedef karlılığına net karlılığa Bununla ulaştıysam artık ne yapmam lazım? Bütçeyi arttırmam lazım. Çünkü bariz bir şekilde görünüyor ki bu Zara Paye tekli görsel satış alıyor. İnsanların dikkatini çekiyor, ilgisini çekiyor. Algoritma tarafından yeni insanlara sunuluyor. Benim reklamcı olarak yapacağım şey ise algoritmaya yardımcı olmak ve daha çok insana göstermesine olanak tanımak. Bunu da bütçeyi arttırarak yapıyorum. Bütçeyi arttırma konusunda birçok kez dile getirdim. %20 arttırabilirsiniz. Burada daha güvenli olur. Her gün %20, her gün %20. Risk almak istemeyenler için burayı tavsiye ederim. Risk almak istiyorsanız da büyük arttırımlar yapabilirsiniz. Ben yapıyorum. Eskiden işte %100 arttırdığınızda bir öğrenme süreci sıfırlanır gibi durumlarla karşılaşabiliyorduk. Artık karşılaşmıyoruz. Burada güvenebilirsiniz bana. Çünkü onlarca reklam hesabında bunları test ediyorum. Tabii ki de 1 iki gün tökezleyebilir reklam. Çünkü bir anda daha çok kişiye göstermeye başlayacak ve daha çok para harcamaya başlayacak. Doğru insanları hemen bulamayabilir. Reklamlarınıza 1 iki gün süre verin ki doğru müşterileri bulsun. Şimdi dediğim gibi burası gayet iyi gidiyor. 7.45 5 satış çok güvenli olmayabilir ama şurada bir 19'umuz var. Hani evet. burada karlı mısınız bilmiyorum. 3.65 bu da güvenli güzel. Şimdi bunu da arttırabilirsiniz. Daha çok kişiye sat gösterebilirsiniz. Şimdi kreatifimize bakalım. Evet. Kreatif çok güzel. Özellikle kıyafet satan, elbise satan bu kadın kıyafet olabilir, erkek kıyafet olabilir. Çocuk olabilir, bebek olabilir. Fark etmez. Ürünün model üstünde nasıl durduğu ve renkleri. Çok güzel. Yani bu tasarım gerçekten harika. Sizi tebrik ederim. Çok iyi düşünülmüş. Bunu çoğaltabilirsiniz. Bunu farklılaştırabilirsiniz. Bunu nasıl yaparsınız? Yine model aynı kalır. Bunları biraz büyütebilirsiniz. Ve en çok satan renkleri daha belirgin büyüklüğe getirebilirsiniz. Daha çok göze çarpar onlar. Örnek veriyorum şu dörtlü daha mı iyi satıyor? Yine bu aynı kalır. Bunları biraz büyütür, büyütürsünüz. İnsanların gözüne daha çok çarpmak için. Ya da... Arka planı değiştirirsiniz. Modelin üzerindeki rengi, kıyafetin rengini değiştirirsiniz. Size diğer önerim de şu. Şimdi scaling yani daha çok sattırma sadece bunun ücretini artırmakla olmuyor. Ne yapıyoruz? Daha çok kazanan, satan reklamlar buluyoruz. Hep söylüyorum. Daha iyi reklam üretmek zorundayız. Reklam hesabında yaptığımız stratejiler, algoritmayı trik, yan, yanıltmaya yönelik trikler vesaireler bunlarla uğraşmayalım. Daha çok kazanan reklam yapalım. Bu kazandı. Neyi kazanmış? Analiz edeceğiz ve bundan daha fazla üretmeye çalışacağız. Sizin yapmanız gereken bir sonraki adıma geçmek artık. Onu da bu şekilde yapabilirsiniz. 27 satış gayet güzel. Şimdi bu satıyorsa bunun gibi yeni satanlar ben nasıl bulabilirim? Siz zaten belirli bir format bulmuşsunuz. Hep aynı şeyi söylüyorum. Satan formatı bulmak zorundayız. Satan konsepti bulmak zorundayız. Siz yine çok akıllıca davranıp satan konsepti videoya çevirmişsiniz ve tak 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 farklı ürün fotoğraflarını da burada kullanmışsınız. Harika. Bu tarafta yine bakalım. Siz arada sorunuz varsa sorabilirsiniz. Araya girebilirsiniz. Onu da e, hatırlatmış olayım. Tamamdır. E, şimdi burası böyle. Dönüşüm tarafı gayet iyi. Şimdi remarketing tarafı. Remarketing tarafı 956 iyi. Fakat bütçeyi biraz da arttırmamız gerekiyor burada. Günlük ne kadar harcıyorsanız. %10, %20'sini de buraya ayırın. Lakin Aslında. şu, Kusura bakmayın böyle buradaki bütçeyi şu nedenle arttırmadım ben. Buraya marketingde ilk başta sadece sepete eklenenleri hedef kitle olarak seçmiştim. Bu bütçeye rağmen 112 sıklık elde ettim. Hmm, Yüksek hmm. geldiği için bütçeyi evet. arttıramadım. Bu evet. sefer de hedef kitleye Instagram'dan mesaj atanları da eklemek zorunda kaldım. Öyle bir toparladı sıklığı. Güzel, güzel. Güzel mantık. Şunu söyleyeyim, biraz ezberleri bozalım. Ben şu anda yeniden pazarlama yapmıyorum. Çünkü yeniden pazarlamayı benim için dönüşüm kampanyası yapıyor. Algoritma yapıyor. Şimdi herkese bunu önermiyorum. Çünkü bazıları çıkıp diyor ki hocam ben remarketingde 10 ROAS alıyorum. Niye ben bundan olayım? Bunun biraz daha detaylı açıklaması var detaylara indiğimizde. Aslında aldığımız 10 ROAS'ın gerçekten marka için 10 ROAS değerinde olmadığı ile ilgili bulgular, çözümlerim var. Fakat onu apayrı bir videoda değerlendiririz. Ben bunu yapmıyorum artık. Bunun yerine Advantage Plus kullanıyorum. Şu dönemde biraz daha yeniden pazarlamaya kaydığı için o biraz daha faydalı geliyor, görünüyor. Hatta onu bile yapmak istemiyorum ama test etmek maksadıyla onu da şu anda kullanıyorum. Sizde de zaten dönüşüm kampanyası e, bu yeniden pazarlamayı da yapıyor bir şekilde yani orada çok e, müşterim kaçıyor mu aman diye tedirginlik duymanıza gerek yok. Bunun haricinde hesapta sizin sormak istediğiniz bunu nasıl yapmam gerekir burada tıkandım dediğiniz noktalar varsa o konular hakkında da aydınlatayım. Evet yani dönüşüm kampanyası kısmında ilk başta ben reklamları bu şekilde deniyordum. Mesela Fransız'a ait tekli görsel vers video, hı hı. sosyal hı. kanıt da denedim ama o çöp kutusunda şu an karosel. Hepsini hı. reklam kısmında deniyordum. Reklam setinde değil. Hı hı. Bu herhalde yanlış çünkü orada bir tanesine bütçe harcıyordu. Diğerlerine çok az, az bütçe harcadığı için reklam seti kısmını alıp bu şekilde farklı böldüm. Evet şimdi Aslında. daha önce açtığınız bir setin içine yeni bir şey atmanıza çok lüzum yok. Çünkü Yeni atmak istediğiniz şey genellikle farklı bir test oluyor. E şimdi zaten bu bunu örnek veriyorum. Bu bir şekilde satıyor ve kendi içinde şu anda optimize oluyor. Neden farklı bir şey sokayım ki içine? Bu Sebeple yeni bir set olarak açabilirsiniz onu. Ya da şöyle yapın. Ya bunlar biraz daha olayı detaylandırmak ve e, alacağımız verimi daha maksimize etmeye yönelik hareketler. Fakat ben burada. Test yaparken tek reklam asla kullanmam. Ne kullanırım? Sadece buradan basic bir örnek vereceğim ki aklınızda fikir oluşsun. Fransız karosel. Ürün bu. Benim metodum da bu. Her şey aynı kalmak şartıyla sadece karoselin ilk kartındaki görselin üzerindeki resmi değiştir. İnsanlar neye tepki veriyor? Siyaha mı, beyaza mı? bunu görmüş ve bunu test etmiş olur. Ya da siyahın başarı, beyazın başarısı siyahtan daha iyi olabilir. Bu da benim sonuç başıma ücretimi düşürecektir. Yani size ek öneri olarak bunu verebilirim şu anda. Yeni bir test yaparken, şöyle bakalım, Reels videosu. Yeni bir test yaparken buraya bunun bir versiyonunu daha ekleyin. Dediğim gibi kırmızı, beyaz olur ya da arka planı farklı olur. Sadece bir versiyon daha, iki versiyon daha ekleyin. Versiyon eklemenizi mutlaka öneririm yeni testlerde. Evet aslında onu reklamın içinde test etmeden önce şöyle test ediyoruz biz. Bizim üç tane sattığımız platform var. Üçünde farklı görsellerle satışları yapıyoruz. Mesela bir ürünün bir Fransız ürünün siyah rengi ama üç farklı görselle yüklüyoruz ilk görsellerini. Hangisinde satış fazla alıyorsak reklam kısmında da orayı kaydırıp onu Hı -hı. kullanıyorum şu anda. Genelde de olumlu dönüş alıyorum görseller. Ee, o güzel bir mantık. Bu aynı şeyi şu şekilde de yapabilirsiniz. Bütçeniz yok, bütçeniz düşük. Reels yayınlıyorsunuz, bütün markalar yayınlıyor. Bakın Reels'ların hangisi daha çok etkileşim alıyor. Etkileşim alanın burada performans verme şansı çok az da olsa diğerine göre daha yüksektir. Bu da bir test tabii ki. İnsanların neye tepki verdiğini, aynı platform içinde neye tepki verdiğini görmek. Tabii çapraz platformlarda da bunu test edebilirsiniz. Diğer platformda çok satan ürünü burada deneyebilirsiniz. Benim buradaki söylediğim sadece algoritmaya biraz daha fazla alan vermek. Ben buna ikinci bir reklamı daha eklediğimde sıklık tarafında da set bazında da çok problem yaşamayacağım. Çünkü eğer İkisi de benzer potansiyele sahipse bütçesinde daha dağıtma yöneliminde olacak. Her zaman dağıtmaz. Bazısında bazı reklamlarda daha çok potansiyel görebilir. Ama ikisinde de yüksek potansiyel olduğu durumlarda bütçeyi dağıtır. İkisinden de satış alır. Burada siz sonuç başına ücrete bakarak hangisinin daha iyi olduğunu karar verip iyi olmayanı kapatabilirsiniz. Evet. Başka sorunuz varsa alayım. Bir de bu başa baş noktaları en başta yazdığım başa baş kısımları onlar. Ben bunu satış fiyatı bölü net kar olarak hesaplıyorum. Doğru mudur? Başa baş noktası evet satış fiyatı bölü net karla başa baş noktanızı hesaplayabilirsiniz. Zaten videomda var bununla alakalı. Takılan arkadaşlar ona da bakabilir. Güzel. Burada gayet iyisiniz zaten baktığımızda. Tabi bu bazen yüksek eski yolu yani yüksek stok adetli, yüksek ürün adetli markalarda yanıltıcı olabiliyor başa başlar. Bu sebeple diyorum ki sonuç başına ücrete de dikkat edin. Bu her zaman her marka için uygun bir senaryo değil. Özellikle sepette farklı ürünler varsa bu farklı ürünlerin maliyetleri de birbirinden farklıysa ve satış fiyatlarında farklıysa her zaman doğru başa başın e, peşinden koşamayız. O sebeple sonuç başına ücretler de takip ediyor olmalıyız. Fakat e, tekli ürün sattığınızda bu tarz... ...mesela Zara Payet e, ile başka ürünler çoğunlukla alınmıyorsa... ...evet bu başa baş mantıklı. Sizde de şu an başa başlarda gayet iyi zaten. Buraları Salih Bey artık skeyledin, daha çok satın. Başka sorunuz var mı Salih Bey? Yoksa e, güzel bir inceleme oldu güzel bir marka, güzel bir yönetim var karşımda. Ufak hareketlerle, ufak iyileştirmelerle daha çok satacağınıza ben eminim. Şu ana kadar gayet iyi gelmişsiniz. Çok teşekkür ederim desteğiniz için. Teşekkür ederim. Benim başka sorum yoktu. Genel olarak incelemeniz bir fikir verdi bana zaten. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Zaten e, reklamlara yeni başlayan ya da uzun süredir reklam yönetenler genelde daha çok harcama konusunda problem yaşayabiliyor. Sahip Bey zaten yeni başlamış. Daha çok harcayabileceğini de ben hissettim. Daha çok reklam verecektir muhtemelen. Bütçe harcayacaktır. Ama izleyen ve korkan arkadaşlar buradaki yöntemleri uygulayarak, buradaki kafa yapısına sahip olarak daha çok satabilir. Birçok marka var. Önüme geliyor, görüyorum, inceliyorum. Mentörlük öğrencilerimden, danışmanlık verdiğim markalardan. Ee, daha çok satabileceği hal, halde potansiyelinin önüne bir şekilde geçiyor daha çok reklam bütçesi harcamayarak. Bu sebeple arkadaşlar umarım bu video sizin daha çok satmanıza vesile olur. Salih Bey tekrardan teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.